Evet arkadaşlarım, kitabımıza 8. testle devam ediyoruz. İfadesinin bir çarpanı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Basit bir soru. Hemen çarpanlarını ayıralım. A eksi B çarpı A artı B. Kalan ifadeyi de bu şekilde yazalım ve yanına çarpı 1 yazalım. Arkadaşlar A artı B'ler ortak. Dolayısıyla A artı B parantezine aldığımızda A eksi B artı 1 şeklinde bir çarpan gelecek. Cevabımız A oluyor o zaman. İfadesinin çarpanlarından biri nedir demiş. Hemen y ifade dikkatimi çekti. Ve burada y parantezine alıyorum. 3 eksi 2x oldu arkadaşlar. Demek ki ortak çarpanlarından biri 3 eksi 2x olacak şekilde ayıracağım. Bakın eksi 3'lü ifade var. Eksi parantezine alıyorum. 3 şeklinde yazdığımda şurayı bize sağlamış oluyor. Yanına arkadaşlar eksi 2x'i yazıyorum. Eksi 3 artı 2x'i veriyor. İfadede artı 2x'li bir durum yok, bir terim yok. O zaman arkadaşlar 2x ekleyip çıkartacağız. Ve şurada eksi 3 artı 2x'li ifadenin eksi parantezine alınmış hali yazılmış oldu. Bakın eksi 3 artı 2x. Tamam. Geri kalan ifade ise 4x kare eksi 4x eksi 2x'den eksi 6x'tir. Yine 3 eksi 2x'i versin istiyorum. Dolayısıyla burayı da eksi 2x parantezine alıyorum. O zaman arkadaşlar 3 eksi 2x'i verecek bize. Şimdi ne oldu? Ortak çarpanlar bunlar oldu. 3 eksi 2x çarpı y eksi 1 eksi 2x şeklinde olmuş oldu. Bakıyorum şıklara, aradığımı bulamıyorum. O zaman şurayı eksi parantezine alalım. O zaman da 1 artı 2x eksi y'yi verir. Sonra 3 eksi 2x olur. Hatta burayı da eksiyi de dağıttığımızda 2x eksi 3 çarpı 1 artı 2x eksi y'yi verir. Peki hangisi oluyor o zaman? Cevap Bursa oluyor. İfadesinin çarpanlarından biri nedir demiş. Burada a parantezini alalım. A parantezini aldığımızda x eksi y'yi verir. Burada b parantezini alalım arkadaşlar. B çarpı x eksi y'yi verir. Burada da c parantezini alalım. X eksi y'ler hepsinde ortak. Geri kalan ifadeyi sırasıyla yazınca çarpanlarından biri e olmuş oluyor. İfadesinin çarpanlarından birisi nedir demiş. Bakın burada a eksi b'nin karesi var. Burada b eksi a var. Bunu unutmayalım. Derecesi böyle çift ise arkadaşlar a eksi b'nin karesi eşittir b eksi a'nın karesi olacaktır. O zaman a eksi b'nin karesi ifadesine b eksi a'nın karesi yazabiliriz. Yanında x eksi y var. Arkadaşlar bakın burada x eksi y var, burada da y eksi x'in karesi var. Aynı şekilde y eksi x'in karesi yerine x eksi y'nin karesi yazalım. Şimdi burada hem x eksi y'ler hem de b eksi a'lar ortak. X eksi y, b eksi a ortak parantezine aldığımızda burada bir tane b eksi a kalıyor arkadaşlarım. Burada bir tane x eksi y kalıyor. İşte çarpanların ayrılmış hali. Bakalım var mı? B eksi a arıyorum ama artı x eksi y olmalı, bu değil. Diğer durumlarda a eksi b var. O zaman biz buraya eksi parantezini alalım. A eksi b artı y eksi x olmuş oluyor. Şimdi bakın a eksi b artı y eksi x şeklinde çarpanlarından birini bulmuş olduk. Şıkka göre değiştirdim. Gelelim 5'e. İfadesinin en sade hali nedir demiş. X kare eksi y kare ifadesini görüyoruz. Bunu x eksi y, x artı y şeklinde yazalım. Burada da arkadaşlar 2z'ler ortak. Eksi 2z parantezine aldığımızda x artı y geliyor. Bölü x artı y diyoruz. Pay kısmında x artı y'ler ortak. X artı y parantezine alıyorum. X eksi y eksi 2z olmuş oldu. Bölü x artı y. X artı y'ler sadeleşir. X eksi y eksi 2z cevabımız olur. İfadesinin çarpanlarından biri nedir demiş. Burada x artı 3 var. Burada da böyle bir ifade var. Arkadaşlar x kareler ortak. X kare parantezine aldığımda x kare eksi 9 var. Yan tarafta x artı 3 var. Şimdi daha da düzenleyelim. X kare eksi 9'u açıyorum. X eksi 3, x artı 3. Yan tarafta da x artı 3 var. X artı 3'ler ortak.
Şunun yanına çarpı 1 yazalım. X artı 3 ortak parantezini aldığımızda x kare çarpı x eksi 3 artı 1 geliyor arkadaşlar. X artı 3 çarpanlarından biri olmuş oluyor. Tamam. Eğer bu olmasaydı şurayı dağıtıp son halini yazacaktık arkadaşlar. Gelelim 7'ye. İfadesinin çarpanlarından biri nedir demiş. Kolayca ayrılabilir ama rahatça görebilmeniz için şöyle yazalım. A kare eksi 3 yerine k diyelim. O zaman ifade k kare artı 2k eksi 3'e dönüştü. Bu da nedir? K artı 3 k eksi 1'in çarpımıdır. Şimdi k gördüğüm yere bunu yazacağım. A kare eksi 3 artı 3. A kare eksi 3 eksi 1. Bunlar gitti. A kare eksi 4 geldi arkadaşlar. Tabi a kare eksi 4'ü de açacağız. A eksi 2 a artı 2 şeklinde. O zaman çarpanlarından biri Denizli olmuş oluyor. İfadesinin eşiti nedir demiş sevgili gençler. Şimdi yukarıdaki ifadeye bakalım, aşağıdaki ifadeye bakalım. Hemen aklımıza şu geliyor. Yukarıya x kare parantezini alıyorum. 1'i vermesi için burada x üzeri eksi 2 yazması lazım. Bakın çarptığımda üstleri topluyorum. X üzeri 0'dan bize 1'i veriyor. Sonra x üzeri 1'i vermesi için buraya x üzeri eksi 1 yazmamız lazım. X kare ile x üzeri eksi 1'i çarptığımda üstleri topluyorum. X üzeri 1'i veriyor. Arkadaşlar x üzeri eksi 1'i vermesi için buraya x üzeri eksi 3 yazıyorum. X üzeri 2 ile bunu çarptığımda şöyle gösterelim. 2 artı eksi 3'ten eksi 1'i verecek. Bana bu ifadeyi verecek. Bölü aşağıdaki ifademi yazıyorum. Arkadaşlar parantezli ifadeler birbirini götürdü. Cevap x kare oldu. Gelelim 9'a. En sade biçimi nedir demiş. Şurada a parantezini aldığımda x eksi y geliyor. Burada da x eksi y var. Bölü aşağıdakini a parantezine aldığımda x eksi y var. Ortak burada x eksi y çarpanı var. X eksi y parantezini alıyorum. A artı 1. Aşağıda da a çarpı x eksi y var. X eksi y'ler sadeleşir. Son durumda a artı 1 bölü a ifadesi gelir. İfadesinin sadeleşmiş biçimi nedir? Artı 4 ile eksi 4 birbirini götürdü. Kalan ifade a üzeri 4 artı a karedir. Aşağıdaki ifadeyi yazıyorum. Pay kısmında a kareler ortaktır. A kare artı 1 oldu. Aşağıda da a kare artı 1 var. Bunlar sadeleşince cevap a kare oldu arkadaşlar. İfadesinin en sade hali x eksi 2 bölü x artı 4 olduğuna göre a artı b nedir? Pay kısmını çarpanlarına ayırdığımda x artı 5 x eksi 2 geliyor arkadaşlar. Aşağıda da x artı 4'lü bir ifade var. Bakın x eksi 2 kaldığına göre x artı 5'ler sadeleşiyor demektir. O zaman aşağıda x artı 5 olsun ki sonuç x eksi 2 bölü x artı 4 olsun. O zaman payda da hangi ifade var? X artı 4 ile x artı 5'in çarpımı. Yani arkadaşlar x kare artı 9x artı 20 ifadesi var. Bu durumda a 9, b 20 olur. 9 artı 20'den cevap 29'dur. Gelelim 12'ye. X bölü y artı y bölü x 3 olmak üzere demiş. Buradaki ifade nedir? Arkadaşlar zaten burası x kare artı 2xy artı y karedir. Burası da y kare eksi 2xy artı x karedir. 2xy'ler birbirini götürdü. Son durumda 2x kare artı 2y kare geldi. O zaman iki parantezini alıyorum. X kare artı y kare bölü xy ifadesi oldu. Arkadaşlar verilen ifadenin faydasını eşitlediğimizde x kare artı y kare bölü xy eşittir 3 gelmekte bu ifadeden. Burası 3 ise yani 3 bulduk. 2 çarpı 3'ten cevap 6 olur. Evet arkadaşlarım testimizi bitirdik. Oldukça kolay bir testti. Çarpanları ayırmaya iyi çalıştıktan sonra. 9. testte görüşmek üzere. Hoşçakalın.